Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin de yakından izlediği gibi uluslararası arenada, uluslararası ortamda özne haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sorumlulukları arttı. Bizim tabii bu arada yaptığımız en önemli faaliyetlerin başında terörle mücadele geliyor. Hepinizin yakından bildiği gibi. Bu 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu terör belasından ülkemizi, milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı kurtarmakta kararlıyız. İnşallah Mehmetçik ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla bu mücadelesini sürdürüyor ve en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek ve inşallah asil milletimizin, sizlerin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve Allah'ın yardımıyla inşallah bu terör belasından asil milletimizi, sizleri kurtaracağız. Buna kararlıyız. Bu konuda terörle mücadele konusunda Mehmetçik hiçbir şekilde hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadı. Bu konuda yoğun bir mücadele devam ediyor ve gerçekten yaptıklarını hiçbir şekilde yanlarına bırakmadık. Bunların misliyle ödemelerini sağladık. Ayrıca şehitlerimizin, sevdiklerinin, yakınlarının, gözyaşlarının da her damlasının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. Bizim tek hedefimiz teröristler arkadaşlar. Bizim teröristlerden başka hiçbir hedefimiz yok. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Hiç kimsenin hakkının hukukuna gözümüz yok. Biz bütün komşularımızın, başta Irak ve Suriye olmak üzere, hudutlarına saygılıyız, egemenliklerine saygılıyız, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ve orada herhangi bir şekilde bizim bir işgalci durumumuz söz konusu değil. Biz işgalci değiliz. Biz ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için, terör belasından kurtulmak için çalışıyoruz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bu terörle bizim mücadelemiz aynı zamanda Suriye, aynı zamanda Irak için de büyük bir katkı sağlıyor. Bunun da görülmesi lazım. Sadece kendimiz için değil. Bu konuda kararlıyız. Çünkü teröristler PKK eşittir YPG diyoruz. İster Suriye'nin kuzeyindekiler olsun, ister Irak'ın kuzeyindekiler olsun, ister adı PKK olsun, ister YPG olsun, ister başka bir şey olsun. Terörist terörist. Biz bunların peşindeyiz. Bu teröristler hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. Onların temsilcisi değil. Onlarla alakası yok. Kabul etmiyoruz. Biz Kürtler, Türkler, Araplar kardeş. Biz yüzyıllarca beraber ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık ve bu vatanı beraber ihya ettik. Beraber savaştık. Dolayısıyla bu fitne fesada hiçbir şekilde itibar etmiyoruz biz. PKK ayrı, teröristler ayrı, teröristler tek. Dolayısıyla bizim de tek hedefimiz teröristler. Bunların arkasında kim olursa olsun, önünde kim olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın, ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla en son teröristi etkiye getirinceye kadar da bu mücadeleyi devam edeceğiz. Ve inşallah bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. 24 Temmuz'da büyük bir hava harekatıyla bu terörle mücadele yeniden başladı. Bu mücadele sonunda 35.656 terörist bugüne kadar etkisi hale getirildi. Bu mücadele devam edecek. Bunun sonu yok. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilecek, terör bitecek ve vatandaşımız rahatla huzura kavuşacak ve bizim operasyonlarımız da duracak. Ona kadar, o bitinceye kadar, o noktaya gelinceye kadar da hiçbir şekilde durmak asla söz konusu değil. Bunu devam ettireceğiz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların çok sevgili aileleri bizim için çok değerli. Türk Silahlı Kuvvetleri için, Milli Savunma Bakanlığı için, devletimiz için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok değerli. Bizim buradaki geldiğimiz şu anlattıklarımızdaki bir başarı, bu elde ettiğimiz başarılarda en büyük pay şehitlerimize ait, gazilerimize ait. Bunun tamamen farkındayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığı ve fedakarlığından dolayı onlara, şehitlerimize, gazilerimize ve şehit ve gazilerimiz siz değerli baş tacımız ailelerine şükranlarımız, saygılarımız, minnet duygularımız daimidir. Onların hatalarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.